Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbime bin şükür ben iyiyim arkadaşlar. Bugünkü videoma fırça çalımla başlıyorum. Bu gazi bir fırça çalısı oldu. Geçenki fırtına, rüzgar, kar, boran hepsini atlattı, ayağa kalktı. Tabi orta dalı kırıldı arkadaşlar. Kırılan dalı da kıyamadım, buraya soktum, böyle duruyor. Sıkıştırdım tahta ile duvar arasına. Fırtına tamamen yere yatırmıştı bunu arkadaşlar. Üzerine de kar binince tabi dalını kırmış. Kırılan ana lider dal, orta dal arkadaşlar. Ama kenarlarında bir şey yok. Allah'a bin şükür. Fırtına kalktıktan sonra, kar kalktıktan sonra hepsi ayağa kalktılar. Bakın, bu da yatmıştı aşağı. Aslında mor yıldız donda gidiyor arkadaşlar. Bu kısa süreli bir kardı. 2 günlük ama dona çekmedi. Ayazı çekmedi. Sadece kar yağdı. Bu gariplerim de böyle yamulduklarımla kaldı. Ondan sonra kalktılar ayağa. Don mor yıldızı tamamen sıfırlıyor arkadaşlar bizim bahçede. Kandıra'da öyle. Bunu bir kış içeride tuttum. Ondan sonra dışarı aldım. Geçen sene kışı dışarıda geçirdi. Geçen sene çok kış olmadı. Aslında bu ilk ciddi kışı bu yıl bunun arkadaşlar. Bu seneyi atlatabilirsek ne mutlu bize. Ben de yeni fırça çalıları almayı düşünüyorum atlatabilirsek. Atlatamazsak Allah bilir. Şimdi horoz ibiklerinden bu yıl hiç tohum almadım arkadaşlar. Oldukları yerden çıkarlar. Onlar bayağı bir hırpalandı. Rüzgarda, fırtınada, karda. Daha hiçbir şeyi dondurmadı. Neden dondurmadı? Çünkü çok kısa süreli. Bir de dona çekmedi arkadaşlar. Kısa süreli oldu. Klematise bakın. Üzerinde soluk soluk klematisler. Üzerinde boncalar. Bahçenin halini göstereyim size. Sonra da şeye girelim. Benim eski çardak, yeni serama. Taşları da oynatmış. Bakın burada bir ağaç hatmi var. Onun kenarlarına ben filbahriyi budadık. Filbahri çubukları soktum arkadaşlar. Belki tutarlar. Benimkini de annem bana öyle tutturup vermişti. Tutarlarsa ya bir yere ekeriz ya bir isteyen olur. Bir şeyler olur. Şimdi size bahçemin halini, ahvalini göstereyim arkadaşlar. Bahçedeki renkler. Şuralara saksılar uçmuş alalım. Ektiğim menekşeler aynı duruyor. Bunlara soğuk pek bir şey yapmıyor arkadaşlar. Her sene ekiyorum. Burada da papatya canlanmış. Burada civan perçemleri kendilerine gelmişler. Çam çiçekleri. Buralarda hasekiler. Bunlar soğuktan korkmazlar. Şuralara kargo ile gelen güzelliklerden ektim arkadaşlar. Dış mekan bahçe bitkilerinden. Şöyle bugün bahçeyi de bayağı bir düzelttik. Ama daha merdivenleri yeniden sonra çünkü çok çamur oluyorlar arkadaşlar. Her yer çamur. Kasım patları böyle aşağı büküldüler. Ama her zaman size söylüyorum. Kışın kurtarıcıları, güzeller güzeli çalı papatyaları arkadaşlar. Bakın. Ne kadar iştahlılar, güzeller. Bu karın kırdığı ya da bahçeyi boşaltırken taşınması sırasında kırılan dalları hep bir yerlere soktum. Diktim arkadaşlar. Tutar mı bu mevsimde bilmiyorum. Ama tabii ben koruma içgüdüsüyle onları hemen toprağa, bazılarını içerideki çardağa, bazılarını seraya koydum arkadaşlar. Bakalım nasip tutmazsa tutmaz. O güzelim melek burum.
Buruk Mansiyen böyle arkadaşlar. Üzerindeki çiçekler gitti tabii. Ama don olmazsa, soğuk olmazsa yine geliyorlar. Gonca çok üstünde ama bunu da yere yatırmıştı biliyorsunuz olduğu gibi. Bu mor yıldız öbürküler gibi sıfırlanmıyor. Bakın bayağı da büyüdü çünkü bu ağaç bunu bu ev bunu koruyor arkadaşlar. Öbürküler sıfırlanıyor. Buralardaki masalar hep kalktı. Çardağın içine soktum. Üstlerindekiler de gittiler. Hep gitti. Size şunu göstereyim. Burada ne var? Burada benim çan sarmaşığım var. Arkadaşlar kadeh çan sarmaşığı, kanderel çan sarmaşığı. Üzerine iki kova gübre koydum kökünün. Tahtalar koydum, hiton kattım böyle. Azıcık da gübre koydum. Kökünü korumaya aldım. Kendisi böyle bu sene lütfedip açmadı bana. Canı sağ olsun ölmeden kışı geçirse benim için büyük bir marifettir. Kasım patları artık yavaş yavaş şey oluyor arkadaşlar. Kocuyorlar. İhtiyarlıyorlar. Şöyle melek borları. Rabbim bir kere daha izin verirse açarlar. Vermezse bakalım. Nasip. Şuraya nergisvar ektim. Komşunun bahçesine kaçmış bunlar da soğanlar. Şeyler gibi. Ezan çiçekleri gibi onları çıkardım arkadaşlar. Ektim. Benim karşıdaki kasımlarımı göstereyim size. Vallahi kırdığını kırdı, kırmadığını yatırdı arkadaşlar. Yıprattı, yatırdı. Rabbime bin şükür. Adamın konteynerinin tepesini alıp indirmişti aşağı. Geldiler, düzelttiler. Benim iki tane çiçeğimden ne olur arkadaşlar? Kasım patları. Kelebek çalılarını görüyor musunuz? Soğuk moğuk demiyorlar. Bunlar yazın kelaynak kalmışlardı. Valla sonra soğukta moğukta böyle yeşillendiler. Bunu Melisa'yı çıkardım da bunu çıkarmadım. Pembe bodur acem borusu. Burada duruyor böyle arkadaşlar. Bilmiyorum çıkartır mıyım, çıkartmaz mıyım? Şimdilik burada. Ben yürüyorum yavru ayağımın üstünde geziyor ya. Bunlar Bizans klavyeleri arkadaşlar. Açtı geçti. Buradakiler sosyete sarımsakları. Gayet güzel şımardılar, büyüyorlar. Hüsnü Yusuflar. Büyüyorlar. Bunları daha almadım. Seraya alsam iyi. Belki çekimden sonra alırım. Narın altında duruyorlar. Buraya da bir şeyler ektim. Böyle ekilmesi gerekenleri ektim. Ay bunlar da hala duruyor. Of, toplaya toplaya bitiremedim arkadaşlar. Bakın hala duruyorlar. Böyle bu don kısa olduğu için hiçbir şey yapmadı bunlara. Yoksa şey değil yani. Dayanıklı değiller o kadar da donu. Bakın. Burada bir tane minyatür abitronum var. Şepoylar hareketlendi. Bahçe külü hareketlendi. Gülleri ektim. Burada bir abitronum daha var. Kış bu hızla giderse bunlar gider arkadaşlar. Şunları söktüm bugün. Ayağımın altında kedi yavrusu. İnanın yürüyemiyorum. Ay hiç de almadım bu sene. Şu şeylerden. Horoz ibiği tohumlarından elim değmedi arkadaşlar. Mandina domestika. Bakın güzellik çalısı. Çiçek açacak. Nokta nokta bir şeyler olmuş. Zakko. Üzeri gonca dolu ama açamaz. Bu soğukta nasıl açsın garibi? Öbür taraftaki yıldızları, dahliyaları söktüm arkadaşlar. Buralardakiler durdu. Bakın gülleri böyle kırdı. Güllerin hepsinde var bu.
Hala toparlayamadık. Çünkü o gün hastaneden geldikten sonra ertesi günde köyümüzde bir cenaze oldu. Genç bir öğretmenimizi kaybettik arkadaşlar. Moraller sıfırlandı. Her gün Rabbim bir şey. Günler de kısa çabucak geçiyor. Bakın bu tamamen kaybolmuştu. Kalktı yine maşallah ayağa. Bunu ben ilkbaharda buluyorum arkadaşlar. Bitleri şey olmasın diye, zarar görmesin diye pembe melek borusu tamamen yatmıştı. Bu kadarı kaldı, o kadarı duruyor. Suzan'ı göstereyim size. Suzan'ı soğuk buruşturmuş, yakmış arkadaşlar. Böyle. Bakın bütün yaprakları gitmiş. Şimdi serama girelim mi? Kamelyalar tomurcukta inşallah açarlar. Bakın hep yıprattı kasımları. Doğru düzgün kasım patı kalmadı. Kış bahçesinin görüntüsü böyledir arkadaşlar. Şöyle. Buna da şükür. Bayağı toparladık kenarları filan. Kaldıracağımızı kaldırdık. Bunun altına toprak doldurdum. Koskocaman bir bunu sökmüş atmış. Aşkın gözyaşını. Saksısı aşağıdaydı. Böyle boşaltmış saksısını arkadaşlar. Şöyle. Avitilonun yapraklarını, çiçeklerini buruşturmuş. Rabbim beterinden korusun. Seramızın içine girdik arkadaşlar. Elime geleni koydum içine. Sabahtan açıyorum 9.30-10 gibi. Akşamüstü kapatıyorum. Böyle buhar yapıyor. Elime geleni tıkıştırdım. Hala sukulentlerden hiçbirini aşağı indiremedim. Ama bu mine sanırım bu sene burada kalır bu. Gitmez inşallah. Bunun rengini çok seviyordum. Burada gardenyan var. Kocaman. Bir arkadaşım mis koku gardenyan yok mu diyordu. Var arkadaşlar. Ama çiçek açmadığı için göstermiyorum tabii. Şurada bu kamelya da tomurcukta. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu kırmış. Koskocaman bir çingene şalvarı ortadan bölmüş. Kırmış. Ben bunu götüreceğim eve. Bardağın içine sokacağım. Ama üstündekini koydum. Getirdim seraya koydum. Daha önce de tutturmuştum arkadaşlar. Var elimde çingene şalvarı. Bindallıyı getirdim böyle uzattım buraya. Orada Suzan var. Bakın içerideki Suzan'ın yaprakları canlı duruyor. Dışarıdaki yanmış gitmiş. Sakız sardunyalar. Papatyalar. Bunların içinde şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Eskimiş yapraklar. Bunları oturup temizlemem lazım. Eğer bunları temizlemezsek böyle bırakırsak nemle birleştiği zaman çiçeği hasta yapar arkadaşlar. Küf yapar. Burada begonvilimiz. Çingene şalvarına bakın. Yarıdan büyük yeri gitti. Bu kadar kaldı. Burada duruyor. Burada virgatavus çiçeği. Bunu içeri aldım. Beğenmedi içerisini. Yaprakları biraz yumuşar gibi oldu. Dışarı çıkardım. En sevdiklerimden. Bunu da böyle aldım içeri arkadaşlar. Seranın içine koydum yani. İçeri aldım derken. Şurada gelin sarmaşıklarım var. Arkada melisam var. Velhasıl hepsini topladım. Gözümün korktuklarını aldım içeri arkadaşlar. Olan olur, olmayan artık yapacak bir şey yok. İnşallah kışı en az hasarla atlatırız. Öbür abitilonların hepsi balkonda, kapalı balkonda. Buraya böyle iki tane abitilon koydum arkadaşlar. Bunlar kırmızı gibi. Bakın burada da bir dal var. Kopuk. Bunları götürmem gerekiyor içeri. Sardunyalar. Cam güzelleri arkadaşlar. Ay, ayağımın altına düşürdü kedi ya. Koca dalı. Cam güzellerini buraya koydum. İçeride de cam güzelleri var tabi. O uzun saksılar bunlar. Bir avitron da burada var. Bakalım burada kışı geçirebilecekler mi? Bu avitron benimkinden arkadaşlar. Çok nazlı olmaz diye düşünüyorum. Bilemiyorum.
Yanılabilirim. Giderse gider, kalırsa kalır. Deneme yanılma yöntemi. Böyle. Katlı muhabbet. Ceylan gözleri. Japon gülleri. Şurada şöyle sardunyalar, ceylan gözleri var arkadaşlar. Aşağısını da doldurdum. Böyle. Şurada bir pasiflora var. Orada ektiğim fideler var. Bakın oraya da ekmişim bir tane. Çingene şalvarı tutmuş. Burada da katlı kırmızı cam güzelleri var. Çimzambağı var. Bu da böyle yumru begonya. Böyle arkadaşlar. Bizde durumlar budur. Balkondakilerle odadakilerde daha değişik bir şey yok. İnşallah yukarıdakileri indireceğim aşağı. Bakalım ne zaman yapabilirim. İzlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için, çiçek dostunuz, çiçek arkadaşlığınız için hepinize sonsuz selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kan dramatıcılar bizim bahçeden, bizim seradan, bizim çardaktan hepinize sonsuz selamlar, sevgiler. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Geri kalan her şey yavaş yavaş olur. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum.